Merhabalar Medyaskop izleyenleri. Ben Doğa Üründül. Konuğum Ali Murat Hamarat'la birlikte. Gert Müller'i anacağız. Gert Müller özel yayını yapacağız. Merhabalar Ali Murat Hamarat. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Doğa. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Yani iyi olmaya çalışıyoruz tabii. Böyle bir üzüldüğümüz bir haber aldık dün. Zamanımız biraz kısıtlı. Ondan birazcık hızlı gideceğiz. Çok anlatmak istediğin şey vardır. Eminim bu konuda da en güvendiğim spor yazarı olarak hemen seninle iletişime geçtim. Sabah saatlerinde. Sen, çok teşekkürler katıldığın ve zaman ayırdığın için. Gert Müller'in senin açından, bir spor yazarı açısından ne ifade ettiğini, bu vefat haberini aldıktan sonra ne hissettiğini çok merak ediyorum. Öğrenebilir miyiz? Ya Gert Müller benim için çok özel bir futbolcu. Bir kere ben futbolu babam üzerinden sevdim. Uzaktaki bir babanın oğluyla iletişim kurma biçimiydi. Ben babamı da çok erken kaybettim. Babamın hep bana hikayeler anlatırdı ve futbol üzerinden hikayeler anlatırdı. O en büyük kahramanlarından biri de Gert Müller'di. Gert Müller tarihin en büyük golcülerinden biri. Birazdan daha altını da doldururuz. Bir ulusun bombacısı, baktığın zaman Bayern'in unutulmaz santrforu, sayısız rekora imza atmış bir insan. Hatta öyle ki bazı rekorlarını başkaları 40 sene sonra veya 50 sene sonra kırdığında falan bunu da mı Gert Müller yapmış, bu kadar da mı gol atmış dediğiniz, çuvalla gol atmış bir insan. Ceza sahası içinde gerçekten 5 kaplan. Hani baksan ufak tefek ama sağa solu geniş bir arkadaş. Hızlı desen hızlı değil ama çok hızlı düşünebilen ve sanki de biraz medyum özelliği olan, çünkü topun nereye geleceğini her zaman 2-3 saniye evvelden bilen çok çok özel bir golcüydü. Gert Müller'i kısacık ben şöyle tanımlamak istiyorum. Bazı attığı gollerde biz artık bu teknolojilerde anında durdurabiliyoruz görüntüyü. Bir orta gelirken Gert Müller duruma göre iki defans oyuncusunun arkasında duruyor. Bir sonraki karede Gert Müller birisinin yarım önüne geçmiş, diğerinin kesin arkasında. Top ceza sahasının içine girmiş. Artık Gert Müller'e 8-10 metre kaldığında, durdurduğumuzda Gert Müller birisini kesin ekarte etmiş. Bir savunma oyuncusunun gerisinde. Top 6 pasta Gert Müller'in oraya geldiğinde Gert Müller adamını tam geçmemiş ama sadece bir ayağının dışını koyarak ağları bulan oyuncu olarak tanımlıyorum. Çünkü Gert Müller'in attığı bazı golleri Gert Müller'den sonra kaç futbolcu atabildi ondan hiç emin değilim. O çok spektaküler goller de attı ama onun bazı golleri gerçekten sezgiyle, inanılmaz bir yetenekle, bir de gerçekten olanı biteni veya olacağı 3 saniye evvelden bilmekle anlatılabilir diye düşünüyorum. O yüzden benim için çok çok özel bir futbolcuydu. Birçok sonradan tabii yaşım tutmadığı için belgesellerde görmek, o maçları uzun uzun seyretmek, hani özetle bile gördüğünüz o detayda, çünkü biliyorsunuz ya yani, bir saniye içinde bu işte korku filminin büyük önemli filmlerinden Omen'de de bilirsiniz yani, bir karakterin öleceğini anlarsınız ama nasıl öleceğini bilmezsiniz, o sürpriz olur. Gert Müller de yer yer size şu duyguyu verirdi yani, o gol olacak ama ayağıyla mı değecek, sağıyla mı değecek, soluyla mı değecek, kafası mı değecek, ne yapacak, önde mi buluşacak, arkada mı buluşacak, ne tarafa depar atacak? İşte bu açıdan çok özel bir futbolcuydu. Peki eşi benzeri de yoktu diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir tanımlama yaptınız ki zaten Brilliant Orange'ın yazarı David Winner de aslında aynı şeyleri yazmış kitabında baktığımızda. Yani Müller kısa boyluydu, hatta bodur denebilecek bir boydaydı. Sağda garip dururdu ama bacaklarının kısalığı aslında onun ağırlık merkezinin yere yakın olması hani neden olur ve bir denge, bir balans getirip hani gollerini atardı şeklinde tanımlamış ki siz de benzer bir tanımlamada bulundunuz. Kısa kısa kariyer başlıklarından, kariyerinden başlayalım. Kendi şehrin takımı Nordlingen'de başlıyor ki zaten daha 14 yaşındayken 18 yaş altı takımıyla ilk antrenmanları çıkıyor. Orada da bir hücum içgüdüsü olduğu fark ediliyor ve şimdi size pas atacağım yer Bayern Münih'e transfer oluyor 19 yaşında. Neden 1860 Münih değil de Bayern Münih diye buradan sormak istiyorum. Bir kere
yani Nördlingen'de o kadar fazla gol atıyor ki bir anda hakikaten devler bu oyuncuyu almalıyız diye düşünüyorum. Devler derken Almanya'nın o zaman Münih kentinin devi 1860 Münih. Bayern Münih deseniz ikinci kümede sürülen bir takım. Onlar da atak yapmak peşindeler. Yani bir kalkacaklar ayağa ama daha yani taşların yerine oturması gerekiyor. Zaten bir baktığımız zaman 1860 Münih, ben her zaman onu anlatmaya çalışırım. 1960'lardaki 1860 Münih yönetim kurulunun bence heykelini Bayern Münih'in dikmesi lazım. Çünkü onlar olmasa biz de olmazdık diyerekten. Güçlü takım 1860 Münih. Zaten daha böyle şampiyonluk adaylığı, hep iyi dereceler alan 1860 Münih var. Ama yıldızlar kaldırır. Diğer tarafta Bayern Münih şöyle bir strateji belirlemiş. 50'lerin sonunda iflastan dönen bir çiftçinin bütün biriktirdikleri parayla aslında ayakta kalan bir takımdan bahsediyoruz, Bayern Münih'ten. Yani o oradan gelen, bugünün dünyanın en büyük markalarından biri olan kulüp aslında zar zor ayakta dururken genç futbolcularla birkaç tane milli eski artık kariyerinin sonuna gelmiş futbolcuları birleştirdikleri bir senaryo düşünüyorlar. Ve o tarihte kaleye Zep Maier geliyor gencecikken. Kaiser Beckenbauer geliyor. Kaiser Beckenbauer aslında 1860 Münih'e gidecekken bir altyapı maçında 1860 Münih kaptanından tokat yediği için ben asla bu takıma gitmem dediğinden Bayern'i seçiyor ve en sonunda da halka Gerd Müller'le tamamlanıyor. Yani öneren bir kuaför diyorlar, bir berber çok beğenmiş, kendisini izlemiş ve ondan sonra Münih kentine geliyor. Tevatürler var ama tevatürlerin bir tanesi 1860 tarafının ya biraz görüşmeye geç kaldı. Bir başka bölümde de şunu söyleyenler de vardı Alman futbol tarihinde, aslında bir kişiyle görüşüyor. Ama 1860 Münih diyor ki ya diyor bizim kadro şöyle, şu kadar forvet var. Seni bir sene altyapıda oynatalım, yedek takımdan gel, gelecek sene A takıma geç. Diğer taraftan Bayern duyuyor, şehirde bu çocuk var, amatör kümede çuvalla gol atan arkadaş. Hemen onlar A takım teklifinde bulunuyorlar. Gerd Müller de bir şey söylüyor. Bir 1860'ın forvetlerini saymış kafasında, kendini bir dördüncü sıraya koymuş, bir de Bayern'inkileri düşünmüş, ya ben burada direkt oynarım demiş ve tercihini yapıyor. Çaykovski'nin eline geliyor, Zlatko Çaykovski bunu hal tercihe benzetiyor. Çünkü gerçekten geniş omuzlar, baldırlar geniş, ufak tefek, pek futbolcu vücudu yok adamda. Bir de bacaklar kısa tabii yani. Öyle bir bacaklar da kısa, göğüs şey olarak. Fakat ondan sonra 1-2-3 oynamaya başlıyor. Oynamaya başlayınca da Çaykovski bile elinde bir kaşıkçı elmasının olduğunu fark ediyor. Çünkü arkadaş bir bir golleri sıralamaya başlıyor. Zaten ondan sonrası bir peri masalı. Yani yaptıkları, attıkları gol sayılarına falan baktığımız zaman hakikaten abaküsler yetmiyor. Çünkü adam dakika başı gol atıyor. Ama baksanız saha içinde yer yer görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? İleride savunma oyuncularının arasında kaybolan ufak tefek bir adam gibi görüyorsunuz. Derken top civarına geldiğinde dönüyor, vuruyor, gol oluyor, bir şeyler oluyor. 1900 baktığınız zaman böyle milli takım şeyiyle 60'ların daha ortasında tanışıyor. Milli takım formasıyla daha gencecik, yani 20-21 yaşında artık milli takım kadrosu, çünkü Bayern göz önündesiniz artık. Bayern'in yükselişi zaten bu üçlüyle oluyor. Bir taraftan kalede her şeyi tutan bir Maier, öbür tarafta zaten orta sahada o dönem oynayan ama bir imparator olan Beckenbauer ve ileride de Gerd Müller. Ve Gerd Müller 1969'da buraya da dikkat çekelim, Bayern Münih'i ikinci şampiyonluğuna getiriyor. Yani bugünün markası 30 kere şampiyon olmuş, 30'u geçmiş bir takımdan bahsediyoruz. 1969'da ikinci şampiyonluğu sadece. Ki çok kısa bir araya giriyorum burada. İlk şampiyonlukları da 31-32. Bu arada hani arka arkaya gelen yakın şampiyonluk değil bu. Yani çok gayet güzel ve zaten madem pas geldi, hemen oradan bir küçücük köşeye bir plase bırakayım müsaadenle Doğacığım. 32 yılındaki şampiyonluk şu açıdan da çok önemli. Bayern Münih Yahudiler takımı olarak adlandırılıyor.
Çünkü antrenörü Dombi Yahudi, evet. Başkanları Yahudi, yönetim kurulu Yahudi ve çok fazla Yahudi olduğu için hakikaten Yahudi takımı diye adlandırılmış o dönemde. Ve Almanya'da o zaman lig statüsü yok. Lig olmadığı için böyle federasyon kupasına benzeyen bir şekilde şampiyonlar ortaya çıkıyor. Bundesliga'nın çünkü kuruluşu 30 küsur yıl sonra. Ve orada Eintracht Frankfurt'ta oynuyorlar. O finalin Alman futbol literatüründeki adı Yahudiler finali. Çünkü Frankfurt'un da sponsorları Yahudi olduğu için hakikaten Yahudiler kendi arasında maç oynamış gibi adlandırılıyor. Bu niye tarihsel olarak önemli? Çünkü ertesi yıl 1933'te Adolf Hitler iktidara geliyor. İktidara geldikten sonraki ilk icraatlerinden bir tanesi malum Yahudileri bütün hayattan uzaklaştırmak, sosyal faaliyetlerden, spor faaliyetlerinden uzaklaştırmak ve futbol kulüpleriyle ilişkilerini kesmek. Ve binlerce spor kulübü üyesi olan Alman vatandaşı bir anda o kulüplerden uzaklaştırılıyor. Ve Bayern Münih bundan en fazla çeken takım. Çünkü başkanını kaybediyor, antrenörünü kaybediyor, yönetim kurulunu kaybediyor. Ve bir anda Bayern Münih aslında Nazilerin iktidarında bayağı bir güç kaybediyor. Bunu da hani hatırlatmakta fayda var. Belini doğrultması da 1960'lara kadar gerçekten bu takım belini de doğrultamıyor. Ya burada noktada bunu da söylememiz lazım. Bayern Münih aslında Almanya'da bir zamanlar ötekinin takımı olduğu için sevilmiyordu. Sonraki tarihte de çok güçlü olduğu için sevilmiyor. Hep sevilmeyen bir takım Bayern Münih bazıları tarafından veya çoğunluk tarafından. O da tabii tartışılır. Hangi şehirde olduğumuza göre de değişir. Ama çok büyük bir camia. Ve o camianın da zaten hikayesini başlatanlar, baktığımız zaman 1860'ın yönetim kurulu üyesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar doğru transferleri yapsaydı herhalde bugün Bayern Münih çok sıradan alt liglerde mücadele eden bir takım olacaktı. Bunu da öngörmek lazım. Ve onların yerinde 1860 Münih olacaktı. İşte bütün hikaye 1960'ların ortasında değişiyor ve son halkada aslında baktığımızda Gerkmüller. O hikayeyi biraz daha açmak isterim. Yani 68-69'da şampiyon olduktan sonraki 80'li yıllara kadar o 70'li yıllardaki dominasyonla birlikte 3 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 4 Almanya Kupası, 4 Almanya Ligi şampiyonluğu kazanıyor bu kadro. Bu kadrodaki Gerd Müller'in önemi ve biraz da böyle şeye de değinirsek çok sevinirim. Birkaç tane yorum okudum. Çok sakin biriymiş. Mesela böyle bir süperstar egosu olmayan, hani çok efendi diye tabir edilebilecek çok sakin biriymiş. Bunu sizden dinlemek çok isterim. Gerd Müller hep sakin olan olarak anlatılırdı. O takımın egosu zaten belli. Beckenbauer. Kaiser lakaplı Franz Beckenbauer. Yani Beckenbauer'in bize okuldayken anılarını okutmuşlardı. Onun basitleştirilmiş halini böyle çok genç yaşta okumuştuk. Benim gibi birisi diye bir başlığı vardı. Hani Türkçe'ye öyle çevirebiliriz. Zaten o her şeyi anlatıyordu. Ve Beckenbauer biz Bayern Münih'te hani Türkiye'de hep bir başarının ana sebebi olarak veya anahtarı olarak kolej havası gösterir. 80'li yılların Beşiktaş'ı, Gordon Milne beraber o genç Türk futbolcuların harmanlanmasının çok önemli olduğu hep mesela paylaşılır. Bu Beckenbauer'e sorulduğunda biz aynı emel uğruna bir araya gelmiş profesyoneller bütünüydük. Arkadaş falan değildik diye konuşan birisi. Ama o takımda sessiz sakin işini yapan adam ilerideki Gerd Müller. Ama o takımda sonuçta Beckenbauer bu tarafta Breitner gibi hayata bambaşka bir pencereden bakan bir oyuncu sonra eklemleniyor. Çok değişik figürler yan yana. Gerçekten de biraz o başarı için, o takımdaşlık içinde bayağı başarılı oluyorlar da gerçekten birbirlerinin öyle can ciğer kuzu sarmaları mı tartışılır. Ve Gerd Müller hep işini yapan, çok etliye sütlüye dokunmamasıyla bilinen ama bir gün değiştirildiğinde de çok sinirlenip Bayern Münih'ten ayrılan bir oyuncu olarak anlatılır. O biraz sessiz de. Arka tarafta senin dediğin bu bütün başarılarda sevgili Doğa aslında şöyle bir şey de yaşanıyor Almanya'da 60'ların sonu 70'lerin başıyla beraber
Beckenbauer orta sahadan geriye çekiliyor ve takımı tamamen geriden yönetmeye başlıyor orkestra şefi olarak ve orada yani tamamen taşlar bir bambaşka bir şekilde de yerine oturuyor. Ama şunu sevgili dinleyenler ve izleyenler merak edebilirler. Sen şampiyonluk sayılarını saydığın zaman ya Bayern o tarihte çok da fazla şampiyon olmamış diye söyleyebilirler. Çünkü Borussia Mönchengladbach'ın da 70'lerin başında inanılmaz kuvvetli olduğunu, Alman milli takımının da bir taraf Gladbach bir taraf Bayern'in oyunculardan oluştuğunu ve o iki takımın sayesinde 72'de Avrupa şampiyonluğunun 74'te Dünya Kupası'nın geldiğini hatırlatalım. O kadar güçlü iki takımın rekabetinden Alman futbolunun bambaşka bir yere gittiğini, zaten 70'lerin başında önce Hollandalılar sonra Almanlar sınırın öteki tarafı ve onların meşhur 74 finali, zaten 74 finaline noktayı koyan adam Gerd Müller'i de bugün konuşuyoruz bir taraftan da baktığımızda. Futbolunda öyle bir dönüşüm geçirdiğini de belki de söylemekte fayda var. Ve orada Bayernli futbolcular tabii ki de çok önemli ama Borussia Mönchengladbach da o tarihte çok çok güçlü. Ama zaten 80'lerde arada bir Hamburg'u görüyoruz. Ama 80'ler 90'larla beraber işte Bayern Münih şampiyonluklara tabii arada kaptırdığı oluyor. Ama arada kaptırıyor gibi bir şey oluyor. Ve çünkü bakıyorsunuz aşağı yukarı 50 yılda düşündüğünüzde şampiyonlukların yarısından fazlasını kazanmış bir takımdan bahsediyoruz ki o tarihe kadar 32'de bir şampiyonluğun olduğunu da demin konuştuk zaten. 1974 Dünya Kupası demişken Gerd Müller'in Almanya, Batı Almanya milli takımı için ifade ettikleri neydi? Hani bu Dünya Kupası şampiyonluğunun dışında rekoruyla birlikte. Yani zaten şöyle düşünelim, Gerd Müller hani biraz da rekorlar Gerd Müller'i anlatmak bağlamında milli takım formasıyla 62 maçta 68 gol atıyor. Yani bir golden fazla atıyor maç başına. Diğer taraftan bakıyoruz, Dünya Kupası'nda iki Dünya Kupası görüyor Gerd Müller ve iki Dünya Kupası'nda toplam 14 gol atıyor. Yıllarca zaten önce Gerd Müller orada bir numaraydı. Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu. Onu fenomen Ronaldo geçti. 15 yaptı. Sonra Klose geçti. 16 gole ulaştı. Klose açısından bakarsak Klose ayrıca Gerd Müller'in Alman milli takımındaki gol sayısını da geçti. Ama Klose bunu 4 Dünya Kupası'nda yaptı. Klose Alman milli takımıyla 137 kere sahne aldı. Fenomen Ronaldo 3 Dünya Kupası'nda aktif olarak bayağı oynadı ve goller attı. Yani aslında baktığımız zaman Gerd Müller'de dikkatimizi çeken şey bu kadar rekor kırıyor, bu kadar gol atıyor ama maç başına gol ortalamasının 1'e yakın oldu. Bu hakikaten inanılmaz bir istatistik. Yani biz bugün Messi'leri, Cristiano Ronaldo'ları işte uzaylı olarak nitelendiriyoruz. Bunlar tarih bir daha böyle oyuncular görür mü diyoruz. Ama diğer tarafta işte Gerd Müller diye bir oyuncu var. Sessiz, sakin. Duruma göre hakikaten maçın 70-80 dakikasında görmüyorsunuz. Ama iki kere kadraja giriyor belki de ve iki gol atıyor. Ne ara attı bu adam? Ne yaptı? O arada ne? İşte Alman milli takımında da Gerd Müller'in önemi bu. O takım zaten 70'ten itibaren başlayan, 70'te de baktığınız zaman Almanya yarı final görüyor. Yani Almanya, Federal Almanya açısından baktığımızda bir anda gelmiyorlar zaten. 66 Dünya Kupası'nın finalini meşhur o çizgiyi geçti geçmedi golüyle kaybeden. O golü veren adam Tevfik Bakramov adına bugün Bakü'de malum stat var. Azerbaycan'ın en ünlü futbol figürü olarak. 70'te yarı final kaybediyorlar. 74 yılında da finali kazanıyorlar. Yani zaten bir başarı var. Zaten geliyorlar. 72'de Avrupa Şampiyonası'nı kazanıyorlar. 76'da Panenka penaltısına teslim oluyorlar. Yine finaldeler. Yani o kadar başarılılar ki hep oradalar. Ama 74'e kadar Gerd Müller o takımın, milli takımın forveti. Onu söyleyelim. Ondan sonra ya milli takımdan ayrılıyor. Ama o takımda yani herkesin bir görevi var. Zaten Beckenbauer egosuyla o takımı yönetecek olan, duruma göre en basına sansasyonel açıklamaları yapacak olan maçlardan sonra. Unutmayalım ki 74 yine Dünya Kupası'nda aslında çok da sembolik bir maç vardır. Grup maçında duvarın ayırdığı iki takım, Demokratik Almanya ile Federal Almanya oynar. Bizim Halit Kıvanç ustamızın da dahil olduğu bir grup insan bunu Federal Almanya'nın, Batı Almanya'nın bilerek kaybedip güçsüz gruba düşmek için o maçı kaybettiğini söyler. Fakat maçtan sonra
Beckenbauer'in bir açıklaması vardır. Bu ayıbı ancak kupa örter diye ve o kupayı kaldırırlar. O kupayı nasıl kaldırırlar derseniz, tabii ki de Gerd Müller'in de katkısıyla, golleriyle, ama müthiş bir takımla kaldırırlar. Ben Gerd Müller'in özellikle çok gol atmakla beraber o takımın çok eşsiz, o dişlinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gerd Müller'in oyun taktiği düşününce, oyun anlayışı da düşününce, yani Gerd Müller topu alsın, sürüklesin, 3 kişiyi geçsin, gol atsın. Hani bizim Messi'lerden, Ronaldo'lardan bildiğimiz, iki Ronaldo'dan da bildiğimiz, Brezilyalı Ronaldo da onu yapıyordu, Cristiano da onu yapıyor. Öyle bir oyuncu değil. O top mutlaka Gerd Müller'in civarına gelmek zorunda. İşte bu yüzden de o takımda oynayan duruma göre Overath, Grabowski kim derseniz, onlardan gelen toplarla beslendiğini unutmamak lazım. Hani o yüzden de o maçları uzun uzun seyredersek hep gördüğümüz şey şudur. Hakikaten Gerd Müller sahada var mı yok mu? O bizim 80'li yıllarda çocuk olanların sevdiği eski model santrforlar gibiydi. Yoktu. Top ayağına gelince gol oluyordu. Zaten Gerd Müller Tanju Çolak'ın bir anlamda öncülüdür. Yani biz Tanju Çolak gibi ona çok benzeyen başka bir oyuncu tanıdık. Ama Gerd Müller'in yapabildiği bazı şeyler, hakikaten repertuarında olan şeyler sadece Gerd Müller'de vardı. Diğerleri onun biraz replikası gibi kaldılar. Hani bunu da söylemek zorundayım. Sevgili Ali Murat Amarat, çok teşekkürler harika yorumların için. Son bir dakikamız kaldı. Eklemek istediğin Gerd Müller'in kariyeriyle ilgili veya futbol hayatından sonraki birazcık da bir dramatik. Futbol hayatından sonrası biraz kötüydü. Evet. Zaten son yıllarında da biliyorsun Alzheimer'la boğuşuyordu. O yüzden de yani son yılları tatsız oldu. Ama yani baktığımız zaman bir takvim yılında 85 gol atmışlığı vardı. Biz onu Messi kırdığı zaman 2012'de anladık. Aa, böyle bir rekor var diye. İşte Bundesliga rekoru kırılmaz deniyordu. Bu sene Lewandowski kırdı. Dünya Kupası'nda geçilir mi deniyordu. Geçildi. Veya Alman milli takımıyla Klose geçti. Baktığımız zaman Bundesliga'nın hala en çok gol atanı o. Hala Almanya Kupası'nda en çok gol atan adam o. Hani evet, bazı rekorları kırıldı ve rekorların kırıldığını da gördü. Ama ne olursa olsun hakikaten futbol tarihinde unutulmayacak o adam. Çünkü hakikaten baksanız ufak tefek gözüküyordu. Ama ceza sahası içinde 5 kaplan gücündeydi. Kadraja bazen girmiyordu ama girdiğinde duruma göre de golü kutluyordu. Ben onun gerçekten savunma oyuncularının tam önüne geçmeden yarım adım gerisinden bir ayak uzatmalı da birçok golünü izlediğim için hakikaten bazı gollerini sadece ben halı sahada atıldığını gördüm. Bir de Gerd Müller'in attığını gördüm diyeyim. Çok sevdiğim bir oyuncuydu diyerek de bitirmek istiyorum. Tekrar çok teşekkürler. Yarım asır sonra rekorları kırılan rahmetli Gerd Müller'i konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim Medyaskop izleyenlere. Tekrar yayınlarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek